Efendim, şimdi sizden yorumunu istirham edeceğimiz şarkının güftekarı, ilk şarkımızın da güftekarı olan, rahmetle andığımız, İzmir'den rahmetle andığımız büyük ustalardan Rüştü Şarda hocamız. Evet efendim, fakat bu de benim Ankara Radyosu'ndayken yine edebiyat hocamızdı. Biz de kendisinden feyz almış olmanın gururunu taşırız efendim. Fakat bu şarkının ilk güftesindeki ilk sözcükler o kadar çok size anlatıyor ki, ben bu şarkıyla ilgili bir anınız var mı demeyeceğim, hemen ortaya çıkıyor. Peki, lütfetmenizi istirham edeceğim. Peki. Çünkü nur salkımısınız diyor Nursal hanımefendiye Rüştü Şarda Üstad. Efendim yine rahmetle anıyorum. Stajyerlik zamanımızda, belki şimdi aynı şeyler uygulanıyor ama bunlar benim anılarımda kalan olaylar. Stajyerlik zamanımızda bizim musikimizdeki, klasik musikimizdeki edebiyatımızın bizlere o zaman açıklamasını yapan çok değerli bir hocamızdı. Yıllar sonra İstanbul'da tekrar karşılaştığımızda, hala su gibisin, hala pırıl pırılsın ve ben bir güfte yazdım dedi. Tabii maestro olmam nedeniyle umumiyetle Cevdet Hoca'nın, yani hocamın odasında bulunabiliyordum. Geldiği vakit size dedi, şunu söylemek istiyorum. Nur salkımısın, gül ki bahtıma bahar yansın. Bahar yansın. Hocam çok güzel bir güfte, bunu senin için yazdım ama besteleyemedim deyince Cevdet hocam, sen ver bana üstadım dedi, bunu ben besteleyeyim dedi. Ne zaman okuyabilirim dedim ama İstanbul'da okumak nasip olmadı. Ve 64'te İzmir'e geldim. Burada okumak nasip oldu ve şimdi yıllar sonra ben emekli bir sanatçıyım biliyorsunuz. Ama emekliliği olmuyor. Sanatın emeklisi olmaz, çok haklısınız. Şimdi Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak hizmetlerime dışarıda devam ediyorum. Ama musikinin özüne emeklilik gelmez. Evet, sizin için yazılan onlarca şiir içerisinden Cevdet Çağla Üstad'ın bestelemek için bunu seçmiş olması da bir başka anlam taşıyor evet. Galiba. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma yansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın. Cansın, cana kansın, aranan bir heyecansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın.
aranan bir